Allah gizli bir hazineydi. Bilinmeyi istedi. Bu sebepten de alemleri yarattı. ...1924 yılının Ekim ayında Bitlis'te doğdum. Doğduğum yer Anadolu'nun ücra bir köşesinde küçük bir şehirdi. Anadolu zor ve uzun bir savaş sürecinden yeni çıkmıştı. Kurtuluş mücadelesi vermiş, Allah'ın izni ve Anadolu insanının imanlı mücadelesiyle Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı. Çocukluğumda kışların çok sert geçtiğini hatırlıyorum. Dört kardeştik. Osmanlı döneminde Bitlis'te kadılık yapan babam, Cumhuriyet'in ilanından sonra müftülük yaparak bizi büyüttü. Çocukluğuma dair hatırladığım bir diğer anımsa, babam Mehmet Efendi'nin bize okuduklarıydı. Babam, 7 yaşıma bastığımda ilmin önemini anlatıp, çalışmanın ibadet olduğunu söyleyerek beni Doğu Beyazıt'taki ilk okuluma götürdü. Doğu Beyazıt'tan sonra ortaokul ve liseyi okumak için Erzurum'a geldim. Ülkeme ve milletime bir an önce hizmet etmek için can atıyordum. Lakin çok geri kaldığımızı söylüyorlardı öğretmenlerimiz. Cihan imparatorlukları kurmuştu belki atalarımız. Ancak bilim Avrupalılar tarafından geliştirilmişti. Galileo kilise baskısına rağmen dünya dönüyor demiş, Kopernik ekvatorun yarı çapını kendi bulduğu aletlerle ölçüp hesaplamış, Kristof Kolomb yeni bir kıta keşfetmiş. Leonardo da Vinci insanın anatomisini, ışığın yapısını incelemiş. Renklerin oluşumu ve optik üzerine çalışmalar yapmış. Bu keşifleri, teknikleri gördükçe daha çok kamçılanıyor, daha çok çalışma isteğiyle doluyordum. Liseden sonra matematik tahsili görüp mühendis olmak için İstanbul'a doğru yola çıktım. Büyük hayallerim vardı. Ama kaderin bana hazırladığı sürprizden haberim yoktu elbet o zamanlar. Bir mühendis olacaktım. Öyle düşünüyordum ta ki ünlü şarkiyatçı Helmut Ritter'in dersine girene kadar. İşte o anda kaderin cilvesi tecelli etmeye başlamıştı. Helmut Ritter her cümlesinde beni daha çok merakta bırakıyor, daha çok kendine çekiyordu. Dersin sonunda öyle bir şey söyledi ki baştan sona bütün bildiklerimi değiştirdi. Modern bilimlerin temeli İslam bilimlerine dayalıdır. Modern bilimlerin temeli İslam bilimlerine mi dayalıydı? Duyduklarıma inanamıyordum. Babamın söyledikleri gelmişti aklıma. İslam, aklımızı kullanmaya, okumaya bizi yönlendiriyordu. Ancak Müslümanlar bunu yapabilmişler miydi?
Kur'an-ı Kerim'de birçok kenvi ayetler vardı. Evrenin yaratılışı ve düzeniyle ilgili ayetler. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla, öldükten sonra toprağa dirilttiği suda, orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgara estirişinde, gök ile yer arasında emri hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için nice deliller vardır. Kararımı vermiştim. İslam bilimleri tarihi üzerine çalışacaktım. Hem de Helmut Ritter'in yanında. Tabii ki bu o kadar kolay olmayacaktı. Kayıt dönemi bitmişti. Benim kaydımı değiştirmeleri için okul idaresini ikna etmem gerekiyordu. Ondan sonra da titiz, disiplinli ve sert Alman Herr Ritter'i ikna etmem gerekiyordu. Benim söylediklerimi dinledikten sonra bana tek bir soru sordu. Çok çalışmaya dayanabilir misin? 1943 yılıydı. Hayatımın dönüm noktasında olduğumu hissediyordum. Dünyanın en önemli oryantalistlerinden biriyle Şark'ın gizemli sırlarına yapacağımız zaman yolculuğumuz. Ve benim ömrümü adayacağım serüvenim başlıyordu. Ben yetik hazinenin peşindeydim. Ancak gerçek dünya 4 senedir İkinci Dünya Harbi'ndeydi. Almanların Bulgaristan'a kadar ilerlemeleri nedeniyle üniversite tatil edilmişti. Okulun tatil edilmesi canımı sıkmıştı. Günde 16 saat çalışan Herr Ritter için tatil yoktu, engel yoktu. Hepsi birer fırsat olarak değerlendirilmeliydi. Arapça öğrenmemizi tavsiye etmişti. Elimdeki tek Arapça kaynak, babamın bana verdiği Ebu Cafer Taberi'nin tefsiriydi. 6 ay boyunca günde 17 saat çalışarak hem bütün tefsir külliyatını bitirecektim, hem de Arapçayı öğrenecektim. Dünya, Cihan Harbi sonrası yaralarını sararken ben doktora tezimi hazırlıyordum. Helmut Ritter'in bana verdiği İbn el-Musenna'nın Mecazül Kur'an'ın filolojik tefsiri. Beni el-Buhari'nin hadis kitabına götürmüş, Buhari'nin Mecazül Kur'an'dan alıntı yaptığını fark ettiğimde ise hadis geleneğinin seyri değişmişti. Miladi 9. yüzyılda yaşamış Buhari'nin hadis çalışmalarında kaynak olarak Miladi 7. yüzyılda yaşamış El-Müsenna'nın kitabından faydalanması, hadislerin şifaen yani sözel olarak aktarıldığı gerçeğini ortadan kaldırıyordu.
1949 yılında Ritter Frankfurt'a geri dönmek zorunda kalmıştı. Ancak bana açtığı yolda ben çalışmalarıma devam edip 1956 yılında doçentlik tezimi vermiştim. Buhari'nin kaynakları. Zamanımın tamamını el yazmaları ve eski kaynakları taramakla, kütüphanelerde bulduğum el yazmalarının kopyalarını çıkarıp diğer kaynaklarla karşılaştırarak araştırmalarıma devam ediyordum. İkinci Cihan Harbi de sona ermişti, büyük kayıplar ve acılarla. En acı izleri atom bombası atmıştı. 20. yüzyılın başında Avrupalı bilim insanları tarafından yapılmaya başlanan atomun parçalanabileceği tartışması yeni bir çağın başlangıcının habercisiydi. Oysa ki kimse bilmiyordu. Müslüman kimyacı Cabir bin Hayyan atomun parçalanabileceğini ta 8. yüzyılda dile getirmişti. Bu habbeciğin, yani atomun bir şekilde parçalanması, Allah saklasın, Bağdat gibi büyük bir şehri yok edecek enerjiyi açığa çıkarır. Bilgelik Evi. 9. yüzyılda Halife Memun'un kurduğu bu ilim yuvasında insanlık tarihinin en eski haritası çizildi. Enlem ve boylam dereceleriyle tamamlanmış ve seriografik olarak hazırlanmış bu haritanın Portekizce çevirisiyle Christoph Kolomb Amerika kıtasına gitmiş ve yeni dünyayı keşfetmişti. İslam'ın altın çağına yaptığım zaman yolculuğum 27 Mayıs 1960 darbesiyle sekteye uğramıştı. Darbe sonrası çıkarılan bir yasayla 147 kişilik üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenlerin içinde benim de adım vardı. Şimdi ne olacaktı? Kayıp hazineyi daha yeni bulmuştum. Çalışmalarıma devam edemeyecek miydim? Faydasız işlerle uğraşmamak gerektiğini düşündüm ve Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim. Ez-Zehravi, 10. yüzyılda Endülüs'te yaşayan dahi cerrah. Yazdığı tıp ansiklopedisi, Kitab-ı Tasrif'i 18. yüzyıla kadar Avrupa'da çok rağbet görmüş. Tıp dalında cerrahi aletler üretmiş ve bunların çizimlerini yapmış. Tozlu raflarda bulunmayı bekleyen yüzlerce isim vardı. Ancak ben bu hazineden ayrılmak zorunda bırakılıyordum. Bu bir engeldi, ancak beni kayıp hazineden asla uzaklaştıramayacaktı. 1961 yılında Herr Ritter'in önerisiyle Frankfurt'a gitmeye karar verdim. Misafir doçent olarak çalışabileceğim bir grup vardı. Ayrılmadan önceki son gece Galata Köprüsü'ne gittim. O kadar çok sevdiğim İstanbul'dan ayrı, bütün hayatım boyunca nasıl yaşayacağımı, memleketimi alt üst eden hadiselerin sebeplerini kendime soruyordum.
oryantalistler, şarkiyatçılar birkaç yüzyıldır çalışmalarına rağmen İslam bilimleri tarihi hala başlangıç aşamasındaydı. Bunu genişletmek, ilerletmek lazım diye düşünüyordum. Karl Brockhelman'ın kitabını daha önce İstanbul'dayken okumuştum. Frankfurt'a gelince bu bana yeni bir hedef verdi. Arap İslam Bilimler Tarihi kitabı çıkartmak. Ursula Hanım'la tanışmam da bana hayatımın aşkını vermişti. Artık gizli hazineye yaptığım yolculuklarıma hem meslektaşım hem de eşim olarak Ursula Hanım da eşlik edecekti. Erzurum'daki lisede ciltçiliği öğrenmiştim. İslam tarihi boyunca yazılmış bütün el yazması eserleri farklı ülkelerde, şehirlerde, kütüphanelerde bularak inceledim. On binlerce el yazması kitap Türkiye'de yoktu. Demek ki kaderin icabıymış İstanbul Üniversitesi'nden çıkarılmam. On birinci yüzyıllarda Kahire'de yaşamış ünlü Müslüman fizikçi İbni Heysem'in adını Da Vinci'nin kaynakları arasında, daha sonrasında da Newton'un Optik Kanunları kitabında görünce ruhumda duyumsadığım ancak akıl seviyesine çıkartamadığım kanı kendini kanıtlamış oldu. Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğuydu. ...1967 yılıydı. Bir sene önce profesör olmuştum. Ritter'in dersine girdiğim o günden beri hayalini kurduğum ve uğrunda yorulmadan azimle çalıştığım kitabın birinci cildi de basılmıştı. İlk okuyanlardan biri hocam Ritter olmalıydı. Böyle bir çalışma daha önce kimse tarafından yapılmadı ve bundan sonra da hiç kimse tarafından yapılamayacak. Hocam Ritter'in tebriki böyleydi. Aslında haklıydı hocam. İnsanlık tarihine yön veren yitik kahramanlar ve onların bize bıraktığı hazineler yüzyıllarca kimse tarafından fark edilmemişti. İbrahim Ezzerkali 11. yüzyılda Endülüs'te yaşamış astronom. Dünya ve Güneş arasındaki mesafeyi ölçmüş ve günümüze en yakın sayılara ulaşmıştı. Kendi geliştirdiği Safiha usturlabıyla bütün ölçüm değerlerini tek bir usturlaba sığdırmayı başarmıştı. Kopernik ve Kepler'i etkilemiş, onların çalışmalarının temelini oluşturmuştu. 16. yüzyıl, 3. Murat dönemi Osmanlı İstanbul'u. Tophane sırtlarında büyük bir rasathane kurulur. Takuiddin ilk defa saati astronomide ölçüm aleti olarak kullanan bilim insanı olur. Ve saniye ölçen ilk saatleri yapar. Bu keşfinin yanında uzakta bulunmaları sebebiyle görülemeyen şeyleri gösterebilen bir billur, yani mercek diye adlandırdığı teleskobu geliştirir. ...1978 yılında Kral Faysal Vakfı'ndan aldığım iltifat ve çalışmalarım sayesinde edindiğim bağlantılarla bir enstitü kurmuştum Frankfurt'ta. Ancak bu yeterli değildi tabii. Kitabi bilgi uçardı. Belki herkes anlayamazdı ama insan bir kere görürse, incelerse merak eder ve o bilgi zihninde yer ederdi. Hele ki genç nesiller için çok iyi olurdu. ...1983 yılıydı. Müslüman bilim adamları tarafından yapılmış
800 aletin maketlerinin sergilendiği müzeyi açmıştık. Avrupalılar çok rağbet ediyordu. Mutlu da oluyordu. Ama buruk bir mutluluk. Çünkü benim gizli hedefim memleketim, milletim bilsindi yaptıklarımı. Okusundu kitaplarımı. Öğrensindi tarihlerini. Arap İslam Bilimleri tarihi kitabının yeni ciltlerini çıkarmaya devam ettim. Buruk mutluluğum da devam ediyordu. Ta ki 2008 yılında aldığım bir telefona kadar. Telefon İstanbul'dan geliyordu. İstanbul'da da bir Arap İslam Bilimleri tarihi müzesi açalım diyorlardı. Ömrümü adadığım çalışmalarım nihayet hedefine ulaşıyordu. Müslümanların bilim tarihinde önemli ve yapıcı bir rolü olduğunu, bu dönemin 800 yıl kadar sürdüğünü anlatmaya çalıştım hep. Kitaplarımda hep bunu yazdım. Söylemeye de devam edeceğim. Çünkü bu realite her geçen gün bana daha kuvvetle kendini gösteriyor.